Çok mutluyum. Neden derseniz, yıllardır Balkan turuna geliyoruz gruplarla. Yıllardır araştırma programlarına geliyoruz. Sık sık Üsküp'e geliyoruz. Ama Üsküp'e geldiğimizde yukarıda Yavuz Sultan Selim ve 2. Bayezid'in sadrazamı Mustafa Paşa Camisi'nden turumuza başlayıp aşağı doğru çarşıya indiğimizde, çarşıda az ileride bir bedesten var. Bir de bu tarafta bir de Kurşunlu Han var. Bu hanla bedestini yaptıran Yıldırım Bayezid'in komutanlarından ve bizzat Üsküp'ü fetheden Üsküp Fatihi Yiğit Paşa'nın kabri. Yıllarca bu türbesi yıkılmış, üstü mezbelliklerle örtülmüş ve bir asır boyunca burası tabii ki hep ya Sırpların ya Hristiyan Makedonların ya da Yugoslavya devletinin egemenliğinde kalmış olduğu için bu kabir kapalıydı, kilitliydi ve türbesi yıkılmış, mezbelik, etrafı da binalarla çevrilmiş, toplumdan, Müslümanlardan izole edilmiş bir vaziyette duruyordu. Şimdi rahat rahat burayı ziyaret edebiliriz. Çünkü türbe restore edildi, tamir edildi, ayağa kaldırıldı ve şimdi hep beraber burayı gezmenin zamanıdır. Hadi buyurun, birkaç adım daha. Bakın, 1912 Balkan Savaşı'nda Üsküp ne yazık ki elimizden çıktı ve burası artık işgal kuvvetlerinin, Sırpların, Makedonların, Karadağlıların, hatta bir ara Bulgarların eline geçti. İşte 1912 Balkan Savaşı öncesi fotoğraflarına bakacak olursak Üsküp Fatihi Yiğit Bey'in, diğer tabirle Paşa Yiğit'in yıkılmadan önceki türbesi buydu. Baldaken formda, altıgen, dört tarafı açık bir türbeydi. Daha sonra bu türbeyi işgalciler yıktılar. Çünkü Üsküp'ün Osmanlı tarafından fethine zaten düşmandılar. Fetheden adamın mezarını, kemiklerini bile bırakmak istemiyorlardı. Türbeyi önce yıkmakla bıraktılar. Ve bu gördüğünüz caminin kenarında, tam Üsküp'ün ortasında türbenin olduğu yer burasıydı. Fakat burası pejmurda yıkılmış, unutulmuş bir vaziyette bulunurken, kendisi de aslen Üsküplü olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Bey, buranın yeniden ihya edilmesi için kendisine teşekkür ediyoruz. Elinden gelen her türlü imkanı sağladı. Bakın buradaki fotoğrafta Recep Bey yanındakilerle dua ediyor. Etrafı kimse görmesin diye binalarla çevrilmiş bir mezbele içerisinde Fatih öncesi Osmanlı kuruluş devri Rumi mezar taşı ve çarkı felekli baş taşıyla beraber işte Paşa Yiğit'in kabrini görüyoruz. Bu vaziyetteydi. Sonra burası için planlar, röleveler, bütün çalışmalar yapıldı. Ve sonunda bütün kazılar bitirildi. Kabirler, türbelerin temelleri ortaya çıkarıldı. Ve en son şu gördüğünüz çizimdeki yapı pırıl pırıl ayağa kaldırıldı. Ne zaman açıldı? Bugün günlerden nedir? Pazar. Hangi tarihteyiz? Temmuz'un? Bugün biz yayınımızı 2016 yılının 10 Temmuz'unda yapıyoruz. Bundan tam 15 gün önce Ramazan ayının sonlarında Kadir Gecesi'nin ikindi vakti iftar öncesi açılışı yapıldı. Yani daha 2 hafta önce açılışı yapılan Yiğit Paşa'nın türbesine, hadi gelin beraber sıcağı sıcağına birlikte gezelim. Evet, buraya çok güzel üç yönlü bir çeşme, şadırvan yapılmış. Muslukları, kurnaları gerçekten harikulade. Ben üzerindeki levhaya ve levhanın hattına hayran oldum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürler. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Burada tarihten beri burada mevcut olan kuyu tüm orijinalliğiyle burada durmaya devam ediyor. Ve bu tarafa geçelim. Yapılan kazılarda burada bir ayazma ortaya çıkarılmış. Ortodoks Hristiyanlığında kutsal sulara biz ayazma diyoruz. Bu gördüğünüz bir ayazma. Tabii yüzyıllar öncesinden kalma. İnsan yerleşimleriyle beraber toprakla dolduğu için ayazmanın kubbesi bile toprağın altında kalmış. Yani yer seviyesinde kalmış. Burada 2 tane kabir var. Bir tanesi Yiğit Paşa'nın mübarek kabri. Aynen 1912 Balkan Savaşı öncesinde çekilmiş fotoğrafında olduğu gibi baldaken formda. Dört tarafı açık, bu türbede yatıyor Yiğit Paşa ve
mezar taşı kazılarda bulunduğu kadarıyla başına konmuş. Bir de aynı türbenin hemen yanında yapılan kazılarda ikinci bir kabir daha teşhis edildi. Meddah Baba diye geçiyor. Adını nereden biliyoruz? Mezar taşından. Biraz daha yakından bakacak olursak. Mezarın da kabrinde, kabir başında da biz şu an giremiyoruz. Buradan kabre girildiği zaman içeriye görülüyor. Orada Rumili bir ayak taşı var, çarkı felikli bir baş taşı var ve baş taşında Üsküp Fatih Meddah Baba diye yazıyor. Yiğit Paşa ve Meddah Baba. İkisi de Yıldırım Bayezid'in komutanlarındandı. Ve Yıldırım Bayezid döneminde kendisi bu bölgeye sancak bey olarak atanmıştı. Üsküp onun eliyle fethedildi. Hemen arkamızdaki Kurşunlu Han dediğimiz büyük kervansarayla Bedesten onun tarafından yapıldı ve vefatı üzere buraya defnedildi. Burası buralı değildi. Burada doğmamıştı. Ama görevlendirildiği yere o kadar yüreğini koydu. Buraları fethetti, buraları şekillendirdi. Bir tapu senedi gibi buraya düştü, burada kaldı, burada öldü. İnsan yetiştirmeyi çok severdi. Gençleri okuturdu. Burada evlat edindiği bir genç, ırkını, önceki dinini bilmiyoruz. Yetiştirdiği bir genç onun yerini alacak. İsa Bey'in babasıdır ve birazdan grubumuzla beraber kabrini ziyarete gideceğiz. Ve bu çok önemli zat, buraya yaptırmış olduğu eserleriyle Alaca Camii'nin yanında metfundur. Hatta onun oğlu olan İsa Bey de Bosna Beylerbeyi olacak. Bosna'yı 1558 yılında Fatih'in emriyle fethedecek ve o da Bosna'da yatacak. Manzaranın büyüklüğünü görüyor musunuz? Yani Yiğit Paşa burada yatıyor, Üsküp Fatih'i. Onun yetiştirdiği İshak Paşa Alaca Camii'ni yaptırıyor, buralara eserler veriyor, fütuhat faaliyetlerine Bosna'ya kadar yol alıyor. O da yine Üsküp'te düşüyor, ölüyor. Sultan Murat Camii'nin hemen ön tarafında kabri var, o da ihya edildi yine. Onun yetiştirdiği bizzat oğlu olan İsa Bey 1558 Bosna'yı fethediyor. Bosna Beylerbeyi olarak Bosna'da Fatih Paşa yani İsa Bey Camii'ni yaptırıyor, o da orada ölüyor, o da orada yatıyor. İşte büyüklük böyle bir şey. Doğduğun topraklar değil, hizmet ettiğin topraklarda eser vermek, insanlara el uzatmak ve orada bir tapu senedi gibi kalmak. Ne diyeyim, Allah hepimize böyle adanmış ruhlar gibi gençler, yeni nesiller nasip etsin. Bizleri de onlar gibi eylesin. Ruhlar için El Fatiha diyeyim.